Merhabalar. Nazolabiyal en az botoks kadar çok bilinen bir kavram. Nedir bu? Ne işe yarar? Ne yapılır? Nasıl düzeltilir? Bugün bunları anlatmaya çalışacağım size. Nazolabiyal Latince ismiyle burunla ağız arasında demek. Fold da bir katlanma demek. Yani burunla ağız arasındaki katlanma dediğimizde bu alandaki biz katı bahsediyoruz. Bu bir kırışıklık değil. Neden kırışıklık değil? Zaman içinde yüzümüzdeki yağlar yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru hareket ediyor. Birazcık da yüzümüzün zaman içinde gevşemesinde, dik durmamasında, sıkı durmamasında eklersek bu tabloya, gördüğümüz bu alanda birçok insanda eskiden olmayan bir hat görmeye başlıyoruz. Bu hat yaşlanma tedavilerinde çok eskiden beri ilk fark edilen ve en çok uğraşılan bölge. Bu nasıl oluşuyor? Dediğim gibi eğer yağınız buradan aşağıya doğru iniyor ve biraz gevşiyorsanız, belki yakından da görebileceğiniz gibi buradaki hat güçlenmeye başlıyor ve burada bir derinlik oluşmaya başlıyor. Bu derinlik bir çökme değil. Biz çökmelerde genelde hacmi artırarak cevap üretebiliyoruz. Neden? Evet, çöküyor, şakaklarımız çöküyor, gözaltımızda bir takım çökmeler var. Onun dışında harekete bağlı yüzümüzün başka alanlarında ya da ideal oranlardan farklı olarak eksik olan yerimiz varsa çene, dudak, burun gibi buralarda biz çökmeleri biraz yükseltirsek hastalarımız mutlu oluyor. Bu alandaki sorun iki farklı yükseklik. Yanakların daha yüksek olması ve bu alanda kalan burnun üstündeki derininde, dudakların üstündeki derininde biraz aşağıda kalması. Dolayısıyla bu yükseklik farkını dolgular sadece yumuşak bir geçişle kamufle edebiliyor. Bu neyi yapıyor? Bu gerçekten görüntünüzü bir parça değiştiriyor. Hangi açıdan? Karşıdan bakıldığında ama profilde birazcık kabarma hissi hissediyorsunuz. Ben en başında belki de 15 sene önce bu bölgeye kendimi bir dolgu yaptığımda da kendimi birazcık kilolu hissettirmiştim. Çünkü kilolu insanların yüzlerindeki o dolgunluk efektini daha çok veriyor. Ama bizim işimiz yüzü kalınlaştırmak ya da sizi kilolu göstermek değil. Eskiyi aramak, eskiyi bulmak. Dolayısıyla bu bölgedeki tedavilerde biz daha çok bu bölgenin yanak bölgesinin desteklenmesinden fayda görüyoruz. Nasıl? Bir bu alandaki gevşemiş ve fazla gelen cilt varsa onu küçültme işlemleri. Neler? Endolift gibi, termilift gibi, ultera gibi gerçekten cildi küçülttüğünü alan olarak küçültebilen ve bunu ispatlayabilen teknolojilerle cildinizi küçültüyoruz. İki, aşağıya doğru kayan bir doku varsa, yağ dokunuz, bir şekilde yukarıdan çadırın direğini yükseltmek gibi belli alanlara yaptığımız dolgularla, bir yumurta ya da patates koymaktan bahsetmiyorum yanağınıza, destek noktalara yapılan küçük hacim artışlarıyla da yüzünüzü hem inceltip, çünkü bu bölge azaldığında daha ince görünüyorsunuz, hem de daha genç göstermeye ve daha sağlıklı göstermeye çalışan dolgu uygulamaları yapıyoruz. Bu nereyi aynı zamanda destekliyor? Bir, göz çevrenizdeki bu alanın büyümesi, yorgun ve hasta görüntülü ya da bazen madde kullanmış gibi bile görünebiliyor insanlar. Bu görüntüyü destekliyor. İki, asıl hedef burayı düzeltiyor. Üç, başka bir alan var. Dudağımızın köşesi, yine buradaki gevşemeler ve aşağı inen yağlar buradaki belirginliği de artırıyor. Onu düzeltiyor. Dört, yüzümüzün ovalini, yani jaw lines dediğimiz bu alandaki gevşeme ve sarkmaları yine bu şekilde düzeltebiliyoruz. Sadece burayı düzelterek birden fazla alanda, yani dört alanda biz sizi daha iyi, eski halinize yakın bir görüntüye kavuşturabiliyoruz. Çok uzun süredir de çok gerekmedikçe bu bölgede dolgu uygulamasını yapmıyoruz. Diğer bölgelerle ilgili de videolar çekeceğiz ve sizin merak ettiklerinizi, nasıl oluştuklarını ve nasıl tedavi edildiklerini anlatmaya çalışacağız. Bunları izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve zili aktif hale getirin. Teşekkür ediyorum.